Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle The Walking Dead filmi için bu zamana kadar paylaşılan tüm bilgileri içeren bir video hazırladım. The Walking Dead'i ilk sezonlarından beri takip edenlerin bildiği üzere eskiden Facebook sayfalarında önemli spoilerlar paylaşılırdı. Gelecek bölümde ne olacağına dair veya kimin öleceğine dair önemli bilgiler edinirdik. Görünen o ki hala bu tarzda sayfalar var ve sizlerle bu videoda paylaşacağım tüm bu detaylar bir Facebook sayfasından alıntı. Bu videoda Rick'in filmiyle ilgili çok önemli bilgiler var ve bu yüzden önemli spoiler olacağını unutmayın. Filmin çıkış tarihi, çekim tarihleri veya kimlerin kadroya dahil edildiğine kadar önemli şeyleri konuşalım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Rick Grimes ve Anne, yani Jadison diziden ayrıldıktan sonra en az 3 orijinal AMC filmi için geri dönünce açıklandı. Bu filmler AMC'de sinemalar yerine yayınlanacak ve Rick'in hikayesinin doğrudan devamı olacaktı. Fakat daha sonra Robert Kirkman Skybound film üçlemesine büyük ölçüde dahil olduğu ortaya çıktı. Böylelikle de filmlerin vizyona gireceği doğrulandı. Sinemalarda yayınlanacak ve ayrıca Universal Studios tarafından dağıtılacak. İlk film Rick'in götürüldüğü yerin tarihini ve zombi kıyametiyle yüzleşmenin bu yeni yoluyla nasıl başa çıkacağını keşfedecek. Üçleme dizinin ilk sezonundan ilk bölümüne benzer bir şekilde başlayacak. Rick ailesini arayan bir adam olacak ve dizideki son sahnesinden devam edecek. Ailesi için amansız arayış dizide görmediğimiz yeni unsurlarla bilim kurgu olarak karışacak. Brandon Davis'a göre ilk film 2022 veya 2023'te gösterime girecek. Andrew Lincoln şimdiye kadar yalnızca ilk film için imzayı attı. Andrew ilk filmin 2021 baharında Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ve Haziran arasında çekime başlamasını beklediğini söyledi. Daniel Richman'a göre ilk film R derecesine, yani saf korkuya sahip olacak. Buradaki R derecesi hakkında sizlerle artı 18 olacağına ilişkin bir video paylaşmıştım. Scott Gimple bu ilk filmde bir geçişe sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Yani geçiş yapan bir karakter olmayacak gibi gözüküyor. Anlayacağınız ilk filmde en azından yüksek ihtimalle olarak gözüken Michonne bile olmayabilir. Robert Kirkman ve Scott Gimple hali hazırda iyileştirilmekte olan yol haritası üzerinde çalışıyorlar. Yayınlanan ilk teaser'da Pennsylvania'yı andıran ve ilk filmin olası senaryosunu düşündüren bir ufuk gösteriliyor. Yayınlanan ilk teaser'da öne çıkan bu şehirde bu yerin Pennsylvania olma ihtimali var ve bu çekimler burada geçecek gibi gözüküyor. Angela Khan'a göre Gimple ondan ana dizide Pittsburgh'dan kaçınmasını istedi ve filmlerde kullanıldığına dair kanıtlar verdi. Başlangıçta planlar her yıl bir filmin gösterilmesi içindi. Ancak planın bu olup olmadığını bilmiyoruz. Şu anda filmler için sadece Rick ve Anne, yani Jadis için onaylandı. Ama Gimple'a göre şu anda Michonne'u ve belki de yardım ettiği iki yabancıyı içeren mevcut planlar da var. Tüm bunların yanı sıra Anne onu CRM'e teslim ettiği için hif görünebilir ya da flashback olarak gözükebilir. Ayrıca General Bale gibi World Beyond'da ortaya çıkan ya da adı geçen bazı karakterlerin görünmesi muhtemeldir. Gimple filmde ölçeğin ve bütçenin ana diziden daha büyük olacağını söyledi. Chandler Riggs filmlerde Carl'ı tekrar oynamak istediğini açıkça belirtti. Gimple, Rick ve Daryl Dixon arasında bir yeniden birleşme olasılığını göz ardı edemeyeceğini söyledi. Sanırım filmde bir araya gelme ihtimalinden bahsediyorlar. Tüm bu anlattığım detayların kaynağı The Walking Dead Universe Spoiler Facebook sayfası. Gerçekten de anlatılanlara ve verilen bilgilere bakıldığında hepsi kulağa çok mantıklı geliyor ve çok heyecanlı gözüküyorlar. Filmler için inanılmaz heyecanlandım bunları duydukça. Filmdeki hikaye Pennsylvania ile bağlantılı olacak. World Beyond'dan bildiğimiz CRM topluluğundaki Elizabeth Kubrick dışında farklı birilerini görme ihtimalimiz de var. Belki filmde Hope, Huck, Iris gibi isimler Rick'in etrafında görebiliriz. Jadis filmde olacak ve bunu öğrenmemiz güzel bir haber. İlk film 6 yıllık zamanda atlamasından önce Rick'i götürüldüğü sahneden itibaren olacak. Tüm bu detaylar ve gelişmeler için gerçekten de heyecanlıyım. Bu yıl çekimlerin başlaması planlanıyor ve önümüzdeki yıl ilk filmi izleme ihtimalimiz çok yüksek. Eğer ki yeni bir pandemi gibi farklı koşullar ortaya çıkmadığı takdirinde 2022 yılında gösterime girmesini bekliyorum. Yayınlanmasını sabırsızlıkla beklediğimiz Rick'in filmi hakkındaki tüm detaylar şimdilik bu kadar. Bu konu hakkında çok fazla yorum geliyordu ve sizlerin de bu konudaki merakınızı umarım giderebilmişimdir. Merak ettiğiniz farklı detaylar hakkında sizler de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalın bildirimlerini açarak ve videoya yorumlar atarak sizler de bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.